Kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurun, buyurun. Sayın Meclis Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dost ülkelerin değerli ombudsmanları, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Doğu ve Batı ombudsmanlarını bir araya getiren İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Kuruluşu tamamlanarak sekreteryasını ülkemizin üstleneceği İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri Ombudsmanlar Birliği'nin de hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2014 yılında Pakistan'daki toplantıda alınan kararın bugün müşahhas bir neticeye bağlanacak olması önemli bir gelişmedir. İslam Zirvesi dönem başkanlığını yürüttüğümüz bir yılda bu gelişmenin yaşanmış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. Aynı şekilde bu konferans vesilesiyle yapılacak olan Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Yönetim Kurulu toplantısının da başarılı geçmesini diliyorum. Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu'na çok değerli kamu baş denetçimize ve çalışma arkadaşlarına bu önemli toplantıların icrasına verdikleri katkılar için ayrıca teşekkür ediyorum. Toplantımıza katılan tüm değerli dostlarımıza, ülkemize ve İstanbul'a hoş geldiniz diyorum. İstanbul'un güzelliklerini gezip görmenizi sizlere şairin şu ifadesiyle tavsiye etmek istiyorum. Bu şehri İstanbul ki bir mislü behadır. Bir sengine yekpare acem mülkü fedadır. Bir gevheri yekpare iki bahr arasında hürşid-i cihan tabile tartılsa sezadır. İki gün boyunca burada ortaya konacak görüşlerin, düşüncelerin, tekliflerin, tecrübe paylaşımlarının geleceğimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Yanlış yok değil mi? Değerli dostlar, ülkemizde günümüzde ombudsmanlık veya kamu denetçiliği olarak ifade edilen anlayışın bizim tarihimizde çeşitli uygulamaları az önce de ifade edildi. Gerek meclis başkanımız gerekse kamu denetçiliği başkanımız örnekler verdiler. Zaten mevcuttur. Türk devlet geleneğinde divan-ı mezalim gibi, darul adl gibi bu amaca yönelik kurumlar olduğunu biliyoruz. Osmanlı'da Divan-ı Hümayun, kazaskerlik, şeyhülislamlık, kadılık gibi makamların en önemli görevi halkın şikayetlerini dinleyerek kısa zamanda çözüme kavuşturmaktır. Şimdiki gibi böyle 5 sene, 10 sene bekleterek değil. Ülkenin yöneticilerinin de özellikle cuma namazlarının ardından bizzat vatandaşların dertlerini dinleme adetleri vardır. Bizim tarihteki devletlerimizin güçlü, başarılı ve uzun soluklu olmasının sebeplerinden biri de geniş bir coğrafyada halkın sesine kulak verebilmelerini sağlayacak mekanizmalar kurmalarıdır, kurabilmeleridir. Dolayısıyla bu uygulama bize yabancı değildir. Bizim yabancımız da değildir. Ülkemizde geçmiş dönemlerde sürekli konuşulmasına
ve tartışılmasına rağmen kuruluşu mümkün olmayan kamu denetçiliği kurumuyla ilgili ilk adımı başbakanlığım döneminde 2006 yılında attık. O dönemde Anayasa Mahkemesi'nin ilgili düzenlemeyi iptali sebebiyle bu girişimimiz sonuçsuz kalmıştı. 2010 anayasa değişikliğinin ardından 2012 yılında kamu denetçiliği kurumunu işin ruhuna uygun şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisimize bağlı olarak kurduk. Kamu denetçiliği kurumumuza fiilen faaliyete geçtiği 2013 yılından bugüne kadar 36.000'in üzerinde başvuru yapılmıştır. Kurumun kamuoyundaki bilinirlik düzeyi yükseldikçe başvuru sayısı da artmaktadır, artacaktır. Bu yıl 15 Eylül tarihine kadar kuruma yapılan 11.348 başvurunun 1286'sının uzlaştırma yoluyla yani dostane çözüm kararıyla neticelendirilmiş olmasını da doğrusu önemli görüyorum. Kurumun tavsiye kararlarına idarenin uyuma oranının %50'ye çıkmış olması da memnuniyet vericidir. Hedefimiz hem dostane çözüm yolunun, bunlar ilkler tabii, bu bakımdan önem arz ediyor, hem de idarenin kararlara uyma oranının mümkün olan en üst seviyeye çıkmasıdır. Halen Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık gibi kurumlarda yoğunlaşan hak arama başvurularının zamanla tamamen kamu denetçiliği kurumuna yöneleceğini ümit ediyorum. İdare ile halk arasındaki hak arama yolları ne kadar etkin ve güvenilir olursa bizim insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışımızda o derece vücut bulur. Bizim inancımızda hatasız, eksiksiz, mükemmel olan sadece Allah'tır. Onun dışında kurumların da insanların da hataları, eksikleri, yanlışları olabilir. Önemli olan bu tür sorunların çözüm yollarının açık olmasıdır. Milletin devletine sahip çıkması ancak devletiyle kendisi arasında kurduğu o güçlü bağlarla mümkün olabilir. Kamu denetçiliği kurumumuz işte bu bağları güçlendirecek en önemli araçlardan biridir. Kuruluşundan bugüne her aşamasında emeğimiz bulunan kamu denetçiliği kurumumuzun çalışmalarını bundan sonra da desteklemeyi sürdüreceğiz. Değerli dostlar, kamu denetçiliği kurumumuzu Türkiye'nin son 15 yılında gerçekleştirdiği tarihi reformların demokrasiyi güçlendirme, hak ve özgürlükleri genişletme çabalarının sembolü olarak görüyorum. Geçmişte devletin halkın inancına, meşrebine, kökenine, kılığına, kıyafetine, konuşmasına karıştığı, tek tip insan üretmeye kalktığı dönemlerin acılarını ziyadesiyle yaşamış bir milletiz. Hatırlamak ve konuşmak dahi istemediğimiz o sıkıntılı günleri milletimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde hamdolsun geride bıraktık. Artık önümüze bakıyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde samimiyetle ve süratle hayata geçirdiği düzenlemeler belki bizi tam üye yapmaya yetmedi ama demokratik standartlarımızı bir hayli yükseltti.